Çok kısa konuşuyoruz. Araba mı yok mu ya? Beyler sakin. Sakin. Nasıl geçti? Pardon ya. Nasıl geçti içeride? Kostüm provası vardı galiba bildiğimiz kadarıyla. Evet, güzel. Kostüm provası. Bence Cem Yılmaz'ın çalışma şansınız olduğu mu ilk bu? Ya uzun yıllar önce küçük bir rolde oynamıştım orada. Benim için. Şimdi sizi nasıl bir rolde göreceğiz? Bildiğimiz kadar komedi. Onunla ilgili bir sürpriz olmak daha doğru olur. Benim bir şey söylemem yanlış olur galiba. Cem'in açıklaması daha doğru olur diye düşünüyorum. Cem dedem patlaşık. İşte o yüzden benim söylememem gerekir. Hani işin başında olduğu için muhakkak bir açıklama yapılacaktır zamanı geldiğinde. Biz de daha çok başındayız zaten. Ama çok keyifli, çok heyecanlı. Herkesin çok eğleneceği bir iş olacağını hiç şüphem yok tabii ki. Peki dizimizi sorsaydık. Nasıl geçiyor? Onunla ilgili yani güzel geçiyor. Biz zaten sürekli setteyiz. Her şey yolunda. Seyircimiz hep mutlu. İzlediği şeyden keyif alıyor, ne mutlu bizim için. Zaten en büyük mutluluk o. Her şey yolunda yani. Geçtiğimiz günlerde bir açıklamanız olmuştu. 12 yıl aradan sonra Mustafa Hanım dışarı çıkıyordu. Hani ilk duyduğunuzda titremişsiniz, çeniniz falan titremiş, tüylerimiz şey oldu. Yok, öyle bir açıklamam olmadı ama. Bu adamla yaptığı açıklamadan. 22 yıl önce. Ha evet evet. Aynen. Evet evet. Yani agorafobik olmak hiç bilmediğim ve ancak duyumlarla anlamaya çalıştığım bir şey. Tabii ki çok insanı ürküten, heyecanlandıran ve zorlayan bir şey. Kimsenin de başına gelmesin yani. Zor bir şey olsa gerek. Evet. Fatih, sen de bekledin mi? Yok. Haziran'da çekimler başlıyor ama. Evet, yani herhangi bir şey yok. Yani biraz zor görünüyor. Sağlıklı olalım da yani şimdi hiç onları düşünmüyorum bile. Keyifli ve heyecanlı bir iş var. O yüzden de herhangi bir plan yapmadım şu anda. Peki Mustafa Bey genelde Alaçatı'da oluyor. Sizinden setleriniz falan olacak. Onu bilemiyorum. Göreceğiz. Haydi bu çözdüğüm falan. Görüşürüz. Hadi hoşçakalın. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Dikkat edin.